Herkese yepyeni League of Legends bölümünden merhabalar. Gördüğünüz gibi oyun spectator modunda. Spectator modu yani izleyici modunda. Çünkü bunu League of Legends'ın LOL Replay diye bir tane şey varmış. Neyi varmış? Kayıt yeri varmış. Onu denemek için çekiyorum aslında bu arada. Bu bildiğiniz gibi ARAM denilen bir mod. Zaten biliyorsunuzdur mutlaka da tek bir ince uzun bir alan var. Ortada böyle şap dedik diye karşılaşıyorsunuz. İşin güzel kısmı bayağı komik bir oyundu bu aslında. Ben bunu EU West sunucusunda bir arkadaşımla oynadım. O çok komik bir şeydi aslında. Keşke chat gözüküyor olsaydı ama maalesef gözükmüyor şu anda. Ben Severe oynuyorum şurada gördüğünüz gibi. Güzel, benim için iyi oynadığım oyunlardan biriydi. Hani ben yeni başlamış biri olarak bu oyunda fena olmadığını düşünüyorum. Bu arada Jinx acayip gıcıktı bu oyunda, öyle söyleyeyim. Çünkü o sanırım ultimate'i onun. Jinx'i daha önce oynamadım, o yüzden bilmiyorum. Böyle gıcık bir ult hareketi var. Böyle kocaman bir roket mi artık, o bir şey mi neyse, onu gönderiyor. Böyle ona sürekli çarparak bir rekor kırmış olabilirim kendi çapımda. Neyse, önemli değil. Sonuç itibariyle Severe'in aslında bu mod için güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi öyle düşünmüyor. Neden bilmiyorum ama ben işin açıkçası beğendim. Ben Severe'e çok alışığım bir de. Öyle bir güzelliği var. Severe'le bayağı oynadım çünkü. Ona alışığım. O yüzden hoşuma gidiyor. Güzel bir oyundu. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bu arada League of Legends videoları istiyorsunuz. Bunu böyle yapmayacağım zaten önümüzdeki League of Legends önlerine. Sadece size heyecanlandım. Sadece size bunu göstermek için yapıyorum işin açıkçası. Zaten 20 dakika sürmüş Happy Top'u. Belki izlemek isterseniz diye. Nasıl izlediğimizi falan diye. Belli, belki de yenilmişizdir. Bu arada dediğim gibi acayip komik bir oyundu. Kazanmak amacıyla girmedik. Çünkü bir tane grup bulduk kendimize. O grup sürekli böyle hani şey modundaydı. Daha çok bastırmalıyız, daha derine gitmeliyiz, işte kendi başımıza gitmeliyiz, hepsini almalıyız falan filan diye geçti bütün oyun. O yüzden diyorum keşke chat'i görebilsek diye. Belki görebiliyoruzdur ama sanmıyorum. Karşımızdaki adamlarda aslında avantaj vardı. Çünkü bir kere Twitch var. Twitch bildiğiniz gibi bayağı alt etmesi zor karakterlerden biri. Çünkü birincisi adam görünmez olabiliyor. İkincisi uzaktan vurabiliyor. Üçüncüsü attığı zehir üzerinizde kalıyor. Siz gitseniz bile kaç tane adam öldürdü öyle. Genel olarak. Ben Twitch'le daha önce oynadım belli ablarsınız. Oynadım ama iyi değilim Twitch'le henüz. Diyorum ya, bütün karakterlere belirli bir alışma süremiz var. Ve ben daha onun en başındayım. Bir iyi oynuyorum, bir kötü oynuyorum. Genellikle kötü oynuyorum. Ama bu en iyi oynadığım bölümlerden bir tanesiydi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Özellikle paylaşacağım şeylerden biri. Bu arada Jax miydi o karakterin adı? Unuttum ya. Zack miydi yoksa? Zack. Zack böyle balona dönüşüyormuş falan. Onu ilk defa gördüm, diyorum. Ne oluyor? Burada bir balon sekiyor böyle. Ondan sonra şu ekranda böyle, şu mouse'a göstereyim, şu zımbırıklar var ya, böyle bunları gidiyorsun, kurabiye veriyorsun, onlar böyle kalp falan çıkarıyorlar, büyüyorlar. Onların hastasıyım, onlardan bulup yapacağım bir şekilde, videoyu da çekeceğim onu. Hastasıyım. Neyse. Gördüğünüz gibi henüz ölmedim. İnanılması güç bir şey. Yani 4 dakika oldu ve ben henüz ölmedim, hatta gidip can alacağım şimdi. Oh yeah, hatta doymadım. Gidip diğerini de alacağım. Bir de üstüne level atladım. Şu anda birilerini öldürmüşüm. Kimseyi öldürmemişim ama 5 asistim var. Yani 5 kere öldürmelerine yardım etmişim. Şu anda bir şey yazıyorum muhtemelen. Evet. Bakalım. Bakalım önümüzdeki saniyelerde neler olacak. Böyle şey, hani League of Legends yorumcuları var ya. Onlar gibi yapabilsem çok cool olacağım. Evet, Sivir ortaya giriyor. Twitch'e vurmaya çalıştı ama yapamadı. Çünkü salak tek başına girmeye çalıştı ama tabii ki orada kul olduğunu görmemişti. Minyonlara saldırıyorlar, para yapmaya çalışıyorlar. Bakalım yeterince başarılı olacaklar mı? Severe ani hareketlerle son atışı alıyor. Geri dönüyor, yine health'e koşuyor çünkü takım önemli değil.
Sadece kendini düşünüyor. Jinx orada Riven çok orada saklanıyordu salak ama herhalde bir şey yazıyordu orada. Evet, gördüğünüz gibi takım şu anda bastırma aşamasında. Şu karakter kim bilmiyorum, kim bu? İşte ona doğru bastırıyoruz şu anda. Ben niye durdum orada bilmiyorum ama muhtemelen Q'mu kullansaydım o sırayı alırdık gibi geliyor ama kullanmamışım nedense, bilmiyorum. Q dediğimde şu hani elimdeki yuvarlak şeyi atıyor ya böyle, ileri doğru tek bir sırada gidip geliyor. Bayağı vuruyor. Oha, gördüğünüz gibi Jinx'in roketini yedim yine. Hatta bir daha vurmaya çalıştı ama yemezler Jinx. Yemezler. O sadece bir kere oldu. Bu arada Jinx de çok merak ettiğim karakterlerden biri. Burada health bekliyorum ben. İnsanlar orada yardım istiyor. Ben gördüğünüz gibi bencillikte sınır tanımıyorum. Orada health bekliyorum. Çünkü gidersem öleceğim diye. Amaç ölmemek ama tabii öyle yapmamanız lazım. Takım çalışması diye bir şey var. Ki bu benim yeni öğrendiğim bir şey. Aslında iyi yapmaya çalışıyorum. Hani böyle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama oraya gitmem takıma yardımcı olacak mı? Yoksa olmayacak mı bilmiyorum. O yüzden tam böyle emin olamıyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi, kalayım mı geride mi kalayım, devam mı edeyim falan diye. Hatta dün bir maç daha yaptım. Soraka vardı yanımda. Ben aşağıdan gidiyordum. Yine Sivir ile oynuyordum. AD Carry oynadım. Bottom'daydım. Hani bastırmam gerekiyor. Bastırmaya çalışıyorum. Yanımda Soraka var. Soraka bana yardım edeceğini, yani support, işte destek olacağına AP gidiyor. Atak power gidiyor. Atak power olan Soraka'yı ben ne yapayım? Bana yardımcı olması lazım bir şekilde. Ondan sonra da beni suçladı. Çok kötü davrandı bana falan. Ben de hadi lan dedim. Hadi lan dedim. Ama hiçbir şey yaramadı tabii. İşte ondan sonra da bana arkadaşım League of Legends'a hoş geldin Belil dedi. Dedim hoş bulduk. Gerçekten çok takım çalışması olan, çok yardımsever insanlarla dolu bu oyun dedim ya. Neyse. Hala bu arada aynı kuleye bastırma şeyindeyiz. Riven kendinden geçti. Orada bu modda özellikle melee karakterler gerçekten çok zor. İnanılmaz zor. Bir ilk oynadığımda Katarina gelmişti bana. Katarina'yı zaten bilmiyorum. Daha önce oynamadım. Ay bir batırdım. Of. Jinx çok bomba. Jinx Riven'ı çok bomba aldı. Ya yani harika bir atıştı. Tamamen tesadüf bu arada bence ama yine de bayağı iyi götürdü. Herkes kabul etsin. Neyse, hala bastırıyoruz. Kuleyi hala alabilmiş değiliz. Böyle bir şey var. Şu anda bir takım çalışması gösteriyoruz ama iki kişi kaldık. Muhtemelen öleceğiz ve öldüm değil mi? Evet, Twitch ve hepsi beni öldürmüştüm de ilk ölümüm gerçekleşti böylece. Hachi'yi çektiler. Hachi de gidiyor. O trash var ya. O trash'i almak lazım ama alamadık. Çünkü zaten azıcık canıyla kaçtı. Fizz gördüğünüz gibi ortalığı dağıttı. Fizz bayağı iyi oynuyor. Şaka maka değil. Ben muhtemelen eşya alıyorum burada. Bakayım. Daha da yeni olduğum için eşya almam uzun sürüyor. Bir de bazı eşyalar ARAM modunda yokmuş. Onu ben şey yapmaya çalışıyorum. Mesela Guardian Angel, işte o koruyucu melek tılsım mı oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Onu falan kullanamıyormuşuz. Onları falan da ben yeni öğreniyorum tabii. Bu arada Hachi Dog'un, yani Timo'nun yaptığı şeylerden biri o health yerlerin üzerine mantar yerleştirmek. Çok mantıklı bir şey aslında. Bu arada Undead Stick gördüğünüz gibi hala Fizz iki canla orada kendinden geçiyor. Ben orada o adını hatırlayamadığım ne o karakter ya? Twitch değil. Singed, evet. Onu almaya çalıştım ama alamadım. Canım yine düştü. Health bulmaya gitmedim ilginç bir şekilde. Gidecek miyim acaba? Bakıyoruz. Riven'a dalacaklar büyük ihtimalle. Çünkü Riven tek başına ortada. Thresh ve Jinx orada. Teemo gidiyor. Ben de o gazla onların yanına gidiyorum. Teemo'yu çekiyorlar ama Teemo'yu yedirtmez. Ve Teemo shutdown yapıyor. Onu alıyoruz. Ardından Thresh yine kaçışını yapıyor. Zeki şey yaptı ama Zek bizim tankımızdı zaten. O yüzden Zek geri gel. Geri gel Zek. Geri gel. O kadar derine gitme Zek. Orada bizim muhtemelen şey falan yazıyoruz tabii. Çok derin, o kadar derine gitme. Tek başına gitme. bu arada neyse onun işte adı. Böyle kıçından mor bir şey salgılıyor. Bilmiyorum, onu oynamadım o karakteri daha önce.
ne o bilmiyorum, herhalde zehir falan içinde mi durmamamız gerekiyor? Öyle bir şey mi? Bilmiyorum. O karaktere de bakmam lazım. Ben yine health arayışındayım. Ama yok maalesef. Aynı şekilde Fizz de öyle. Health. Health orada aksiyonlar oluyor bu arada. Ben sizi oraya götüreyim. Gördüğünüz gibi yine ortada bir çatışma var ama Riven tek başına olduğu için shutdown yiyor tabii ki. Bu sefer Fizz giriyor küçücük canınla. Yine de iyi işler başarıyor. Bu arada biz de signed. Ay bilmiyorum ismi ne. Signed alıyoruz. Ben yine health arayışındayım. Bu arada Jinx yine attı onu ama minyonlara geldi. Ortası aslında şu anda iyi. Yani alınabilir durumda. Ama bilmiyorum ne olur. Biz şu anda hala bastırma aşamasındayız. Hala ilk kule çökmüş durumda değil. Oradan nasıl kaçtık hiçbir fikrim yok ama Jinx... Ay Teemo gitti. Teemo gitti. Ben health'e koşturuyorum. İkinci health'e de koşturuyorum utancım olmadığı için. Bakıyoruz. Yine ortada bir kapışma söz konusu olacak az sonra. Bakalım ne olacak. Bakalım. Bakıyoruz. Ben bir şeyler yapıyorum. Tekrar o saklanma alanlarına giriyorum. Muhtemelen burada alırız. Evet. Rahat alırız. Thresh yine kaçacak muhtemelen. Ama biri onu geri çekti. Kim çekti bilmiyorum. Sanırım no name alacaklar. Evet çünkü Twitch dediğim gibi bayağı üzerinde dot bırakan işte o zehiri bırakan şeylerden bir tanesi. Biz yine kaçıyoruz. Ben Zek'in health'ini çaldım gördüğünüz gibi. Hiç utanmam yok. Burada level 12 olmuşuz. Bu oyun bu şeyde sanırım hiç alt kullanmadı ben. Yani ultimate hareketimi kullanmadım. Galiba. Emin değilim. Sonda gaza gelip kullanmış olabilirim. Sivir'in ultimate hareketi bu yani R olan. Bana Zek çok süper kurtuldu orada bu arada. Bana bir kaçma hareketi gibi geliyor. Çünkü hani ne bileyim. Sonuç itibariyle sizi hani bir kalkanın içine alıyor galiba. Ondan sonra hız veriyor. Hani bazen işe yarayabiliyor savaş sırasında ama kaçmak için de iyi bir hareket bence. Bu konuda nereye gittiğimi hatırlayamıyorum ama yani sonuç itibariyle ben Sivir'i seviyorum. Sivir tam bana göre bir karakter. Hem uzaktan fazla yakına gelmeyen hem güçlü bir karakter. Ben genelde beğendiğim karakterlerin hep ADC gittiğinin farkındayım. Yani AD carry gittiklerinin farkına varıyorum. Of Zek'e çok pis roket geldiniz ve sonunda gördüğünüz gibi bir tane kuleyi indirdik. Ama geri kaçmamız gerekiyor. Bakalım kaçabilecek miyiz? Kaçtık. Güzel oldu. Yine ortada saklanmaya başlıyoruz. Minyonları alacağız herhalde. Minyonlarla. Undead yani Fizz yine orada bir hareketlenmeye açtı. Geldi. Twitch'i aldı zaten. Orada belki alabiliriz diye düşünüyorum. O Thresh'in ultimate'i galiba. Emin değilim. İlginç bir yerde kullanmayı tercih etti. O ultimate mi bilmiyorum gerçi. Yani R hareketimi bilmiyorum ama bilemedim. Thresh sürekli minyonlara kanca atıp duruyor. Olayını tam çizebilmiş değilim. Thresh'i deneyeceğim. Beni çekmiş bak adi. Oradan kurtulabilecek miyim? Oradan nasıl kurtuldum bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama orada savaş sürüyor. Teemo kaldı bir tek. Teemo kurtulabilecek mi? Hadi Teemo. Hayır. Teemo küçük diye Timo'yu eziyorlar zaten. Ben bu arada nereye gidiyorum? Ha bu benim sanırım yanlışlıkla başa döndüğüm zaman. Evrem'de işte bilmiyorsanız bu modda başa dönüp eşya alamıyorsunuz. İlla ölmeniz gerekiyor. Ya da başa dönüp canınız dolmuyor. Ben de burada eşya almaya çalışıyordum. Arkadaşım da beni böyle hani Beril öyle yapamazsın geri dön. Geri dön adamlar kuleyi alıyor diye. Ben de tabii ilk defa şey yaptığım için deniyorum orada. Alabilir miyim acaba eşyayı diye. Ama tabii ki alamadım. Twitch üzerime zehir attı. Hitlik. Bunları alamayın. Ah Jinx'in bombalarına girmişim ben resmen. Ama ben öleceğim herhalde orada ya. Bayağı canım gitmiş.
bir şeylik canım var yani, arkadan Twitch bana vursa. Hayret, Twitch öldü bir şekilde. Biri bana vurup yani şekilde olduğu gibi Master Yi geldi, indirdi kafama bir tane. Ben de hak ettim zaten orada ölmeyi. O yüzden problem. Zaten ölmek istiyordum. Eşya alayım diye. Şu anda da Trinity Force aldım galiba. Evet, Trinity Force almışım. Arkadan koştura koştura geleceğim birazdan. Bu arada bakalım siz ne yapıyor. Siz gördüğünüz gibi ortaya daldı. Önce Thresh'i aldı. Şimdi Riven Signed'ı aldı. Jinx yine roketler ardı ardına. Fize attı şeyi, Zek yedi bu arada ama Zek tabi dediğim gibi tank olduğu için bizim tanktı. Sanırım tanktı ya, tanktır muhtemelen. Böyle bir durum. Evet, ben yine ortaya geldim. Hepimiz aynı yerde buluşup muhtemelen dalacağız. Biz iki salak niye dışarıdayız bilmiyorum. Halbuki amacımız orada saklanıp dalmaktı. Ben içeri giriyorum tekrar çıkıyorum falan. Aksiyon orada, gördüğünüz gibi yetişemedik biz Timo'yla. Halbuki onlar aldı yani şeyi. Tekrar kuleye dalıyoruz. Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Riven maalesef. Riven'ı kaybettik. Ama Riven tek başına dalıyordu orada. Biraz zor tabii. Bir de tabii kule var orada. Herhangi bir şampiyona daldığımız zaman kule bize odaklanıyor biliyorsunuz. Tabii başka birine odaklanmıyorsa. İkinci kuleyi de almış olduk. Geri mi çekiliyoruz? Geri çekiliyoruz. Fizz gördüğünüz gibi gayet şey, korkusuz. Of! Jinx'in roketini yine kaçırdık ve ben yine sola kaçarak onu yedim. Nasıl yedim hiçbir fikrim yok. Kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten buradan izleyince salak gibi olduğunu fark ettim. Çünkü dümdüz attı. Ben sağ tarafındaydım. Nedense sola koştum. Bam diye ortada şey olduk. Ama zaten eziyoruz şu anda kendilerini. 44'e 28 yani. Ben 3 kere ölmüşüm gerçi. Ne güzel, hiç ölmeyecektim. Cool cool yaşayacaktım böyle. Gördüğünüz gibi Fizz zaten bayağı 17 kill'i var. Timo da bu arada tek başına alacak galiba. Timo orada tek başına çalışıyor, bir saniye. Timo'ya bakmak lazım. Timo orada tek başına neredeyse alacak, neredeyse alacak. Ki aldı. Ama Timo'yu orada kurban vermek zorunda kaldık ama aldı sonuçta. Neyse, tekrar ortaya bastırıyoruz biz. Daha da derine gitmeliyiz diye, daha hızlı davranmalıyız diye. Zek üstlerine atlıyor. Master Yi gidecek. Evet. Bu bir. Ondan sonra Thresh'i alırlar muhtemelen. Thresh de gidiyor. Ben arkadan geliyorum. Önce minyonlar. Çünkü para her şey demek. Ondan sonra da turret'i muhtemelen alacağız. Bu oyunun bir de şöyle bir şey var. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gidiyoruz. Bazen çünkü hani bir onlar bastırıyor, bir biz bastırıyoruz. Bir onlar bastırıyor, bir biz bastırıyoruz falan. Çok gıcık. Bu arada kulenin şeylerini yiyorum. Salak sancısından biri indi. Şimdi ikincisine vurmaya çalışıyoruz ama şampiyonlar geldi. Ne olacak bilmiyorum. Jinx al. Şu Jinx var ya. Bir Jinx, bir Lux. Beni deli ediyorlar. Ben yine health'imi alıyorum. Zack geri çekilin gibi bir şey diyor. Ay şu o şeyler çok sevimli. Böyle kurabiye gibi çok gerizekalılar ya. Kurabiye gibi değil tabii. Kurabiye verdikleri. Bu arada bana odaklandılar ama benim takım arkadaşlarım oradan çıkıp hepsinin ağzına etti. Öyle yemezler. Yemezler ama tabii ben öleceğim muhtemelen çünkü Twitch'in şeyi var üstünde ama ölmedim. Nasıl oldu bilmiyorum ama ölmedim sonuç itibariyle. Yine ortada bir buluşma söz konusu. Ortada değil tabii artık. Sonlarda bir buluşma söz konusu. Hala oyun dönebilir. Ama artık bu saatten sonra zannetmiyorum. Artık kuleye abanıyoruz. Ben niye buradayım bilmiyorum. Can arıyorum muhtemelen. Neyse beni geçelim artık. Ve ortaya saldırıyoruz. Master Yi yine bir şeyler yapabileceğini zannediyor. Kıyamam. Twitch de aynı şekilde geldi. Gerçi aldılar ha. Ama arkadan biz üçümüz geldiğimiz için oyun bitti. İşte böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahakine canlı görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Gördüğünüz gibi kazanmışız. Gayet de cooluz yani. Ha 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 ha.